101 no'lu hadis. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın zevcilerinden biri müstehaza haliyle Resulullah aleyhissalatu vesselamla birlikte itikafa girdi. Öyle ki kadın kanı ve elbisesinde sarı lekeyi de görüyor, bu halde de namaz kılıyordu. Kanın şiddetli akması halinde kirletmeyi önlemek için altına leğen koyduğu oluyordu. 102 ne'olu hadis. İbnül Hüseyin anlatıyor. Safiye radıyallahu anha buyurdu ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam itikaftayken ziyaret maksadıyla geceleyin yanına uğradım. Bir müddet konuştuk. Sonra geri dönmek üzere kalktım. Uğurlamak üzere de o kalktı. Kapıya kadar gelmişti ki Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görünce hızlandılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam ağır olun dedi. Şu yanımdaki Huyey'in kızı Safiye'dir. Onlar Subhanallah dediler. Bu da ne demek ey Allah'ın Resulü? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şeytan insana damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım buyurdu. 103 no'lu hadis. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Babam Ömer radıyallahu anh cahiliye devrindeyken geceleyi itikafa girmek üzere nezretmişti. Durumu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam nezrini yerine getir buyurdu. 104 no'lu hadis. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki sahibi olmayan bir araziyi kim ihya ederse bu araziyi herkesten ziyade o hak kazanır. Urvetu İbn-i Zübeyir Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken bu hadisin hükmünü tatbik etti dedi. 105 no'lu hadis. Urvetu İbn-i Zübeyir radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim ölü bir araziyi ihya ederse burası onun olur. Başkasının arazisine izinsiz ağaç dikene hiçbir hak tanınmaz. 106 no'lu hadis. Urve radıyallahu anh dedi ki bana bu hadisi rivayet eden kimse şunu da anlattı. İki kişi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama müracaat ederek aralarındaki ihtilafı arz ettiler. Bunlardan biri diğerinin arazisine hurma ağacı dikmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam tarla eski sahibine aittir. Ağaç diken de diktiklerini tarlada söksün diye hükmetti. Ben ağaçların köklerine baltalarla vurulduğunu gördüm. Ağaçlar boylu boslu tam haldeydiler. Hepsi de tarladan söküldüler. 107 no'lu hadis. Semuratu İbn-i Cündüb radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki mevat yani ölü bir araziyi kim bir duvarla çevrelerse burası onun olur. 108 no'lu hadis. Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamı bir at yere atmıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın sağ tarafı veya sağ omuzu ezildi. Bu ona ayakta duramayacak kadar ızdırap verdi. O sıralarda hanımlarını da bir ay müddetle terk etti. Bu esnada hurma kütüğünden yapılmış bir merdivenle çıkılan tenezzüh odasına çekildi. Ashab kendisine geçmiş olsun ziyaretine geliyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam oturarak namaz kılardı. Onlar ise ayakta durarak namaza uymuşlardı. Selam verince şöyle dedi. İmam kendisine uyurmak için vardır. Öyleyse ayakta namaz kıldırıyorsa siz de ayakta kılın. Şayet oturarak kıldırıyorsa siz de oturarak kılın. İmam rükûya varmadan rükûya gitmeyin. O başını kaldırmadan siz de kaldırmayın. 109 no'lu hadis. İbn Ömer radıyallahu anh kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer erkekler o müddet içinde kefaret yaparak zevcelerine dönerlerse şüphe yok ki Allah cidden gafur ve rahimdir. Bakara suresi 226. ayetinin açıklaması ile alakalı olarak şöyle demiştir. Ayette zikredilen 4 ay geçtikten sonra
ya rücu etmek veya boşamak üzere zevç tevkif olunur. İla yapan fiilen boşamayınca bu müddetin dolmasıyla boşanma husule gelmez. 110 nolu hadis. Hazreti Ali Keremallahu Vechehu buyurmuştur ki, bir kimse hanımına yaklaşmamaya yemin ederse, yani ilaya karar verirse, bundan boşanma hasıl olmaz. 4 aylık müddet geçince, ila yapan koca tevkif olunur. Ya boşar ya da kefaret ödeyerek rücu eder.